Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf fen bilimleri 4. ünite madde ve ısı son 5 yılın bursluluk sorularıyla yine birlikteyiz. Arkadaşlar ayrıca kanalımdan maddenin tanecikli yapısı, yoğunluk, maddenin ısı iletimi ve yakıtlar konusunu izleyip bursluluk için tekrar edebilirsiniz. Saf maddelerin hal değişimi ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur diyor. Sıvı halden gaz hale geçen bir maddenin tanecikler arasında boşluk artar. Doğru arkadaşlar. Sıvıdan gaza geçtiği zaman tanecikler birbirinden uzaklaşacak ve arasındaki boşluk artacaktır. Gaz haldeki tanecikler aynı maddenin sıvı haline göre daha hızlı hareket eder. Evet, mesela su arkadaşlar ve su buharının daha hızlı hareket ettiğini görmüşsünüzdür. Sıvı halden katı hale geçen maddenin tanecikleri hızlanır diyor. Tam tersi yavaşlar arkadaşlar. Mesela su buza dönüştüğü zaman tanecikleri ne yapacaktır? Yavaşlayacaktır. O halde hangileri doğru dediği için cevabımız 1 ve 2, B şıkkı olacaktır. Üçgen, daire, yıldız ve kare şekilleri ile gösterilen bazı saf maddelerin özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığındaki hangi şekil ile gösterilen madde için aşağıda verilen örnekler doğrudur diyor. Üçgene bakalım. Tanecikler arası boşluk çok az ve belirli bir şekli varsa üçgen nedir? Katıdır. Daireye bakalım. Tanecikler arası boşluk az, belli bir şekli yoksa bu nedir? Sıvıdır arkadaşlar. Yıldıza bakalım. Tanecikler arası boşluk çok, belli bir şekli yoksa bu gazdır arkadaşlar. Kareye bakalım. Tanecikler arası boşluk az, belli bir şekli yoksa bu da sıvıdır. O halde baktığımızda arkadaşlar daire, su, bakıyoruz sıvı, doğru. O halde cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Kışın sıcaklığın çok düştüğü zamanlarda donan su nehir ve göllerin yüzeyini kaplar. Yüzeydeki buz tabakası suyun dibe doğru donmasını önler. Arkadaşlar muhteşem maddemiz neydi? Suydu. Su diğer maddelerden farklıdır. Donduğunda hacmi artan, yoğunluğu azalan tek madde var dünyada, o da sudur. O halde arkadaşlar bakalım. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür. Doğru. Yüzeyde oluşan buz tabakası alt taraftaki suyun donmasını önler. Doğru. Su donduğunda bu su yüzeyinde toplanmaya başlar. Doğru arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Sudaki balıkların ölmesini önlüyor. Buzun su üzerinde kaplamasıyla nehir ve göller dipten donmaya başlar. Hayır, yüzeyden arkadaşlar. Hangisi söylenemez? D şıkkı. Bu sıvılar bir kaba konulduğunda sıvıların kaptaki konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Birbirine karışmayan 3 farklı sıvının kütle hacim grafiği verilmiş. Kütle hacim. O halde arkadaşlar K'nın yoğunluğunu bulalım. K'ya baktığımızda arkadaşlar kütlesi 60, hacmi 5, 60 bölü 5, 12. L'ye bakalım arkadaşlar. Kütlesi 40, hacmi 5. Yoğunluk neydi? Kütle bölü hacimdi. 40 bölü 5, 8. M'ye bakalım arkadaşlar. Kütlesi 20, hacmi 5. O halde kütle bölü hacim 20 bölü 5, 4. Arkadaşlar yoğunluğu en büyük olan küçük olanları kaldırabiliyordu. Şöyle de söylemiştik arkadaşlar. Büyük küçüğü ne yapabilir? Kaldırabilir. O halde en büyük hangisi? K, sonra L, sonra M. O halde K, L, M hangi şıkta var? C şıkkında var. Kütleleri aynı olan K ve L maddelerin hacimleri şekildeki gibidir. K'nın 20, L'nin 30. Bu maddelerin yoğunluklarıyla ilgili aşağıdaki verenlerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar K ve L'nin kütleleri aynıymış. O halde biz hacimleriyle tam bölünebilen bir kütle verelim. Yani 20 ile 30'la tam bölünebilen ne olur? 60. Kütleleri aynı dediğinden 20 ve 30'un tam bölünebilen 60 gram olsun. O halde K'nın yoğunluğunu bulalım. 60 bölü kütle bölü hacim 60 bölü 23. L'nin yoğunluğunu bulalım. 60 bölü 32. K'nın yoğunluğu 3, L'nin yoğunluğu 2. O halde şıkları okuyalım. Kütleleri aynı olduğu için yoğunlukları eşittir diyor. Bakın birinin 1-3, birinin 2 yanlış. Hacimleri farklı olduğu için maddelerin yoğunlukları eşittir diyor. Hayır, yoğunlukları farklı. Bakın birin 3, 2.
K maddesinin yoğunluğu L maddesinin yoğunluğundan fazladır diyor. Bakıyoruz K'nın yoğunluğu 3, L'ninki 2. Evet, cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. L maddesinin hacmi daha fazla olduğundan yoğunluğu daha fazladır. Hayır, yoğunluğu daha azdır. Olmaz, cevabımız C şıkkı. Buna göre ısı alışverişinin sadece plastik kaplar ve cam kaplar içerisinde su arasında gerçekleştiği düşünülerek kurulan düzeneklerle ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Bir öğrenci özdeş iki cam kap içerisinde sıcaklığı 25 santigrat olan sudan eşit miktarda koyuyor. Bakın 25 santigrat derece eşit su koyuyor. Bu cam kaplara 15 santigrat derece özdeş plastik kaplar içerisinde yerleştiriliyor. İkisi de 15, bakın. Birinci düzenekte cam kap ile plastik kap arasında sadece hava bulunurken ikinci düzenekte kaplar arasında boşluğu yün ile, bakın yün koyuyor. Bir süre sonra birinci düzenekte suyun sıcaklığı 18'e, arkadaşlar bu 18'e düşmüş. İkinci düzenekte ise 23'e düşmüş. Bakın ikinci düzenekteki suyun sıcaklığı sadece 2 santigrat derece düşmüş. Bu da neyi gösterir arkadaşlar? Buradaki yünün yalıtım malzemesi olduğu ve sıcaklığı muhafaza ettiği düşünülür. Hangi şıkta var bu? Okuyalım. Birinci düzenekte sadece hava olması daha iyi bir yalıtım sağlamıştır. Hayır, ikincide yalıtım daha iyi olmuş. İkinci düzenekte yün yalıtım malzemesi olarak kullanılmıştır. Doğru arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? B şıkkı. İkinci düzenekte yün suyun sıcaklığını arttırmıştır. Hayır, yün sadece yalıtım malzemesi olarak kullanılmıştır. Yanlış. Plastik kaplar ile su arasında ısı alışverişi gerçekleşmemiştir. Hayır, gerçekleşmiştir. Çünkü ikisinin de sıcaklığı azalmıştır. Hangisi doğru? B şıkkı. Bu yerleşim yerinde aşağıdaki enerji kaynaklardan hangisi kullanılmıştır? Bir yerleşim yerinde, buna göre bu yerleşim yerinde aşağıdaki enerji kaynaklardan hangisi kullanılmamıştır diyor. Bir yerleşim yerinde ısınma için evlerde doğalgaz ile çalışan kalorifer sistemi, doğalgaz dediği için arkadaşlar fosil yakıt, sıcak su için çatılara kurulan güneş panelleri, güneş panelleri için güneş enerjisi, elektrik üretimi için bitkisel ve hayvansal atıklar, o da biyokütle. O halde hangisi kullanılmamıştır? Jeotermal, yani yeryüzüne çıkan sıcak su demek arkadaşlar. Hangisi yok? A şıkkı. Bir deneyde şekildeki gibi tamamını dolduran bir madde bulunmaktadır. Bu deneyde kapak el ile itip aşağı doğru hareket ettiriliyor. El kapaktan çekildiğinde ise kapak tekrar yukarı doğru hareket ediyor. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi kap içerisindeki madde için doğrudur diyor. Aşağıya doğru sıkıştırılabilmiş, sonra tekrar eski haline gelmiş. O halde hangisi doğrudur dediği için cevabımız ne olacak? A şıkkı, sıkıştırılabilir. Tanecikler hareketsizdir diyor. Hayır, sıkıştırılabilmiş, hareketlidir. Sıvıdır, hayır sıvılar sıkıştırılamaz. Katıdır, hayır katılar sıkıştırılamaz. Sadece gazlar sıkıştırılabilir. Cevabımız A şıkkı. Ahmet'in annesi nohut yemeği yaparken nohutları yıkamak ve içindeki kuru yaprak parçalarını ayırmak istiyor. Nohutları kaptaki suya koyduğunda şekildeki durum gözleniyor. Suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp olduğuna göre kuru yaprak parçası ve nohutun yoğunluğu ne olabilir? Arkadaşlar yüzme durumunda neydi? Yoğunluğu büyük olanlar batardı. Yoğunluğu birden küçük olanlar ise ne yapardı? Yüzerdi. O halde nohutun yoğunluğu birden büyük olacak. Bir olsaydı askılı olurdu. Birden küçük olsaydı yüzerdi. A ve C'yi eledik. Kuru yaprakla birden küçük olacak. Hangi şıkta var bu? Bakıyoruz D şıkkında. Şekildeki düzenekte buzun bir süre sonra eridiği gözleniyor. Cam yerine iletkenlik ve yalıtkanlık durumuna verilen maddelerden hangisi kullanılırsa buz daha çabuk erir. Buzun daha çabuk erimesi için arkadaşlar bakıyoruz iletkenliği en fazla olan demirmiş. O halde ne koyarsak? Demir koyarsak daha hızlı eriyecektir. Cevabımız A şıkkı. Tabloda ısı yalıtımında kullanılan bazı malzemeler ve özellikleri verilmiş. Tablodaki bilgilere göre bir apartmanda ısı yalıtımı amacıyla duvarların içine hangi malzemelerin konulması uygun olur? Arkadaşlar yanmayacak, düşük maliyetli ve çevreye zarar vermeyecek bir yalıtım malzemesi kullanmamız gerekir. O halde tek tek bakıyoruz. Kolay yanar olmaz arkadaşlar. Yanmayacak olmalı. Kolay yanar olmaz. Bakıyoruz yanmaz. Evet, düşük maliyetli. Evet, çevreye zarar vermez. Evet, hangisi kullanılmalı? Taş yünü. Bakın zor yanar.
Düşük maliyetli, çevreye zarar vermez diyor. Yanmaz olması lazım. O halde bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? Taş yünü. Bir bölgede ısınmak için kömür kullanılmaktadır. Bu bölgede oturan insanlar ısınma amacıyla güneş enerjisini kullanabilmek için evlerinin çatısına güneş panelleri yerleştiriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar kömür kullanıyorlarmış. Sonra güneş enerjisi paneli kullanmışlar. Yenilenebilir enerjiye dönmüşler. O halde ne olacaktır? Hava kirliliği azalacaktır. Bakalım. Yenilenemez enerji kaynağı kullanmaya başlar. Hayır, güneş yenilenebilirdir. Önceden ısınmada yenilenebilir enerji kullanır. Hayır, yenilenemez. Kömür yenilenemezdir. Elektrik enerjisi tüketimi önceki duruma göre artacaktır. Hayır, değişmez. Bir süre sonra çevre kirliliğinde azalma olacaktır. Evet arkadaşlar. Çünkü yenilenebilir enerji kaynağı kullandıkları için çevre kirliliği azalır. Cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki verilen maddelerden hangilerinin tanecikleri öteme hareketi yapar? Öteleme sıvı ve gazlarda olacaktı. Katılarda olmaz. O halde 1-3 hangi şıkta var? C şıkkında var. Ceren tabloda özellikleri verilen suda çözünmeyen KLM maddelerini seçerek suda yüzebilen bir top yapmak istiyor. Suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp olduğuna göre Ceren hangi malzemeleri seçmelidir? Öncelikle biz KLM'nin neyini bulacağız arkadaşlar? Yoğunluğunu bulacağız. Çünkü yoğunluk yüzme ve batma yoğunluğuna göreydi. Suyun yoğunluğu 1 ise 1'den küçük olanlar yüzecek, 1'den büyük olanlar batacak. K'nın yoğunluğunu bulalım. Yoğunluk neydi? Kütle bölü hacim. O halde 80 bölü 10. L'nin yoğunluğunu bulalım. 10 bölü 20 ne olur? 0,5. M'nin yoğunluğunu bulalım. Kütle bölü hacim. 30 bölü 10, 3. O halde 1'den küçük olan yüzebilmesi için 1'den küçük olması gerekiyordu. Hangisi? L. Cevabımız ne olacaktır? B şıkkı. Zeynep Hanım'ın Esra Hanım'a verdiği cevap aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu kış daha soğuk olmasına rağmen bahçedeki borularda su donmadı. Peki suların donmaması için ne yaptınız? Arkadaşlar suların donmaması için boruların ne yapılması gerekiyordu? Yalıtım yapılması gerekiyordu. Peki borulara hangi yalıtım malzemesiyle yalıtım yapıyorduk? Cam yünüyle. O halde bakalım hangi şıkta var? Boruları cam yünüyle kaplattık. Doğru, cevabımız ne olacak? A şıkkı. Elif yemek pişirirken kullandığı tavanın sapını tuttuğunda eli yanmaktadır. Elif'in elinin yanmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Tavanın sapını yalıtım malzemesiyle tutmalı. O halde bakalım arkadaşlar. Tavanın sapını alüminyum folyo, hayır, yalıtım malzemesi değil. Tavanın sapını kalın kumaş eldivenle tutmalı. Evet, yalıtım malzemesidir. Cevabımız ne olacak? B şıkkı, tavanın sapını naylon poşetle, hayır. Tavanın sapını demir, hayır, iletken. O halde cevabımız B şıkkı. Tabloda farklı maddelere ait yakıt türlerine örnekler istenmektedir. Buna göre 1 ve 2 numaralıyı aşağıdakilerden hangisinde verilen yazılmalıdır? Arkadaşlar 1 sıvı yakıt, örnek türü doğal gaz, gazdır, olmaz. Lignit katıdır, olmaz. Mazot ve gaz yağı sıvıdır, olabilir. Bakıyoruz 2'ye. Kok kömürü nedir arkadaşlar? Katıdır. O halde katı olacak. Sıvı D şıkkı olmaz. Cevabımız ne olacak? D şıkkı. Bu bilgiye göre maddede gerçekleşen hal değişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Tanecikler arasında boşluk artıyor. Taneciklerin düzensizliği artıyor. O halde ne olacaktır arkadaşlar? Etil alkol sıvıdan gaza geçmiş. Hangi şıkta var bu? C şıkkında var. Tabloda verilen bazı maddelerin sıkıştırılabilme durumları verilmiştir. O halde bakalım arkadaşlar. Birinci madde sıkıştırılamıyorsa nedir? Ya sıvıdır veya katıdır. İkinci madde sıkıştırılabiliyorsa bu kesinlikle gazdır. 1 ve 2'de gösterilen maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım, bir su buharı olabilir diyor. Hayır, sıvı veya katı olacak. Bir yanlış. 2 hava olabilir. Bakıyoruz gaz. Evet, olabilir. Cevabımız ne olacak? B şıkkı. Sınıfta yapılan bir etkinlikte şekil 1'deki gibi taş eşit kolu terazide tartılıyor. Elde edilen bu sonuçlardan faydalanarak taşın yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küp olarak hesaplanabilir? Yoğunluk neydi? Kütle bölü hacimdi. Kütlesini birinci şekilde eşit kolu teraziyle bulacağız. Nedir kütlesi? İki tane 30 varmış. 30-30 60 gram. Şimdi hacmine bakalım arkadaşlar. Hacim taş atılmadan önce 60, taş atıldıktan sonra 90 olmuş. O halde hacmi nasıl buluyorduk? Son hacim eksi ilk hacim 90 eksi 60 30. O halde yoğunluğu bulalım şimdi de. Yoğunluk eşittir kütle 60, hacim 30. 60 bölü 30 2. Hangi şıkta var bu arkadaşlar? A şıkkında.
Bir öğrenci proje ödevi için özdeş karton ve mukava kullanarak şekildeki ev maketlerini hazırlıyor ve içlerine birer tane özdeş termometre yerleştiriyor. Buna göre projenin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar birinci ve ikinci şekle bakalım. Karton, karton, mukavva, mukavva, cam, çift cam ve cam yünü. Yalıtım malzemesi yapılmış arkadaşlar. Çift cam ve cam yünüyle. O halde arkadaşlar termometre ile dediği için sıcaklığını ölçüp yalıtım olup olmadığını kontrol edecek. O halde şıklara bakalım. Isı yalıtımı evlerde ısı kaybının daha fazla olduğunu belirlemek. Hayır, ısı yalıtımı olanlarda ısı kaybı daha az olur. Hangi ısı yalıtım malzemesi ekonomik katkısının fazla olduğunu? Hayır, burada farklı ısı yalıtım malzemeleri yok. Isı yalıtım malzemelerinin kullanım ömürlerini tespit etmek. Burada ömürle bahsedilmemiş. Isı yalıtım malzemelerinin içerisindeki sıcaklığa etkisini, evet, burada sıcaklığa etkisini araştırmak istiyor. O halde cevabımız ne olacak? D şıkkı. Bir cam bilyenin yoğunluğunu belirlemek isteyen öğrenci yukarıdaki araç ve gereçlerden hangilerini kullanmalıdır? Arkadaşlar yoğunluk kütle bölü hacimdi. O halde biz kütlesini neyle buluruz? Eşit kollu teraziyle. Dereceli silindir hacim için gerekliydi. Peki aynı şekilde dereceli silindir içerisine termometreye gerek yok. Ve su koymamız gerekiyordu hacmi bulabilmek için. O halde hangileri gerekli? 1, 2 ve 4. Hangi şıkta var? C şıkkında. Tabloda bazı maddelerin hacim ve kütleleri verilmiş. Buna göre KLMN maddelerinin hangileri diğerlerinden farklı bir maddedir? Yoğunluk ayırt edici bir özelliktir. O halde KLMN'nin yoğunluklarını bulalım. Hangisi farklı ise o farklı madde olacaktır. K'nın yoğunluğuna bakalım arkadaşlar. Kütlesi 20, hacmi 5 ise 20 bölü 5, 4. L'nin yoğunluğuna bakalım. Kütlesi 24, hacmi 6 ise 24 bölü 6, yine 4. M'nin yoğunluğuna bakalım. Kütlesi 30, hacmi 5 ise 30 bölü 5, 6. N'nin yoğunluğuna bakalım. Kütlesi 28, hacmi 7 ise 28 bölü 7, 4. O halde hangisi farklı arkadaşlar? M farklı. Hangisi farklı maddedir? Cevabımız C, M olacak. Esra, boyutları aynı olan 4 farklı çubuğu laboratuvarda ısı iletkenliklerine göre deney yaparak tablodaki gibi sınıflandırılıyor. Arkadaşlar 4 tane farklı çubuk var. Bunlar ısı iletkeni mi, ısı yalıtkanı mı olduğunu bir deney ile yapmak istiyorsa hangi deneyi yapmalıdır? Buz ısı iletimini göremez. Bakıyoruz sıcak su. Evet arkadaşlar sıcak sudan koyduğumuzda, yukarılarına dokunduğumuzda hangilerinin daha iyi ısı iletkeni olduğunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Cevabımız ne olacak? B şıkkı. Burada yünlü kumaş, hayır, bu yalıtımla ilgili. Alüminyum folyo, hayır, olmaz. Hangisi olacak? Cevabımız B şıkkı. Öğrenciler soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı alınabilecek tedbirlerle ilgili aşağıdaki önerileri sunmuşlardır. Bakalım önerilere. Önerisi yanlıştır diyor. Soba bacaya en yakın yere konulmalıdır. Doğru. Gece yatarken sobada yanan kömürün üzerine kömür eklenmelidir. Hayır arkadaşlar. Yanlış. Bu ne yapabiliriz? Zehirlenmelere neden olur. Gaz kaçağı dedektörü takılmalıdır. Doğru. Doğal gaz cihazının bakımları zamanında yapılmalıdır. Doğru. Hangisi yanlıştır? Betül. Mısır Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.